Herkese merhabalar arkadaşlar, hoş geldiniz. Merhabalar. Herkes hoş geldi. Merhabalar Sezen Hocam, Burhan Hocam, hoş geldiniz. Tekuzem Öğrenci Koçu Rukiye Tuğba ben arkadaşlar, bir tanışalım önce. Merhabalar Duygu Hocam, Şevval Hocam, Tunağan Hocam, Burhan Hocam. Hepiniz hoş geldiniz. Nasılsınız? Keyifler yerinde mi? Herkes iyidir umarım. Merhabalar. Aa, çok iyiyiz. Sezen Hocam, çok sevindim. Çok teşekkür ederim. Ben de çok iyiyim. Sizi gördüm, daha da iyi oldum. Merhabalar Cennet Hocam. Hayatta kalmaya çalışıyoruz. Neden? Neden hayatta kalmaya çalışıyoruz? Keyiflerimiz yerinde olsun. Gürkan hocam da demiş ki hocam karışık durumdayız. Yani ne iyiyim ne kötüyüm. Eğer araftaysak iyiye yoralım. Bardağın dolu tarafından bakalım. Bizler çok iyiyiz arkadaşlar. Ah, çok teşekkür ediyorum Enes hocam. Atanmak için mücadele ediyoruz diyor Duygu hocam. O mücadele sınav tarihine kadar devam edecek. Zaten süreci güzelleştiren şey bu mücadele arkadaşlar. Mücadelemizin arkasındayız o zaman. KPSS zorluyor, zorlayacak. Normal. Yalnız değilsiniz hocam. Orta durumdayız diyor Emine hocam da. Hocam sınıf arkadaşlarım ısrarla bu seminere girmemi istedi ve yemin verdirdiler. Sonuna kadar kal, izle, dua edeceksin diye. Çok iyi yapmışlar. Sınıf arkadaşlarınız gerçekten sizi çok seviyormuş. Ben ikna oldum. Çok güzel. Harika, güzel bir katılım var. Herkesin keyfi yerindeyse, herkes iyiyse başlayalım. Aa, Gürkan hocam da tavsiyeyle gelmiş. Çok güzel. İyi ki gelmişsiniz arkadaşlar. Çok verimliyim. Sürecinizi kolaylaştıracak bilgiler alacaksınız. Seminerden mutlu ayrılacaksınız. Buna çok eminim. Daha önceden tanıştığım öğrencilerim var zaten. Aa, onlar Tekuzem'e kayıtlı. Çok güzel. Bu sene atanacağım ben diyor. Aa, Duygu hocam. Tabii ki de. Girebilir Sıla hocam. Lise mezunları da KPSS'ye girebilir. Ortaöğretim KPSS'ye girebilirler. Şimdi öncelikle aramızda kimler var? Kısaca bir tanışalım, kaynaşalım. Yeni katılanlar için ben kendimi yeniden tanıtayım. Arkadaşlar ben öğrenci koçuyum. Aynı zamanda okul öncesi öğretmenim. İsmim Rukiye Tuğba. Uzun süredir Tekuzem'de görev alıyorum. Beni tanıyorsunuzdur zaten çoğunuz. İçinizde kayıtlı öğrencilerim varsa birçoğunun kayıt işlemlerini tamamlamada da yardımcı oldum. Evet Aysu'cum hoş geldin. Nasılsın? Aysu bizim kayıtlı öğrencimiz EKPSS. Çok güzel, iyi olmana çok sevindim. Şu an içimizde kimler var? Hangi bölümleri bitirdik? Hangi alanlardan sınava gireceğiz ve ilk kez mi gireceğiz? Hızlıca bir tanışalım. Hadi herkes kendini tanıtsın. Muhasebe öğretmeni. Aa, çok güzel Duygu hocam. Siz o zaman genel yetenek, genel kültür ve eğitim bilimlerinden gireceksiniz sınava. Harika bir bölüm. Veteriner hekimlerimiz var. Liseden bilgisayar bölümü mezunlarımız var. İktisat, edebiyat öğretmenleri, diyetisyenlerimiz. Aman aman. Müthiş bir kitle var şu anda. Çocuk gelişimcilerimiz çok güzel. Ziraat mühendisimiz de var. Harika. Bu yıl sizin yılınız. Mühendisler, fizyoterapistler, psikologlar, sağlık alanından mezun olan öğrencilerim 24 sizin yılınız olacak. Öğretmenlerimi hiç söylemiyorum çünkü her yıl onların yılı zaten. Onlar her yıl atanıyorlar. Hiç heyecanlanmayın Sezen Hocam. İlk kez girmeniz büyük bir avantaj. Birazdan o konuya da değineceğiz. Var mı beden eğitimi öğretmeni olan? Bakın Kadir hocam kendini yalnız hissetmiş. Bir ben mi varım hocam diyor. Besyocular bir parmak kaldırsın. Matematiğim hiç yok. Halledeceğiz hiç merak etmeyin. Yeni başlayacağız çoğumuz galiba. İlahiyatta bir ben. Yok ilahiyat çok var hocam. Sema Nur hocam. İkinci yılı.
Yüksek çalışma ekonomistiyim. Wow, Cennet hocam harika, çok havalı geliyor kulağa. Çalışma ekonomisi ÇEKO oluyor yani. Yani A grubu, KPSS A. Felsefe bölümü de vardır mutlaka. Hayır, moraliniz bozulmasın. Altıncı kez, yedinci kez girenler var. Kimler kaç kez girdi? Ya da şöyle yapalım. Beşin üstünde giren var mı? Altıncı yıla matemel yok bende hocam. Puan hep aynı, değişen bir şey olmadı. Ya temeli kuvvetlendirmediğimizde hocam sadece girdiğimiz yılın sayısı artıyor yani. Başka bir artısı yok bize. Ben ilk ve acil yardım. Betül hocam bu yıl sizin de yılınız. Ön lisansçılar sizin yılınız. Bu yıl kesinlikle çalışıp atanıyorsunuz. Dördüncü kez girecek olanlar var. Hiçbirinde hazırlık yapmadım. Tıbbi sekreter. Çok güzel. Finans ve bankacılık, edebiyat. Harika. Yani anladığım kadarıyla arkadaşlarım şu an bu seminerimizde İlk kez hazırlanan öğrencilerim de var. Birden çok kez sınav deneyimi olan öğrencilerim de var. Sorumluluğu olanlar da var. Evli olan, çocuklu olan, iş hayatı olan, eğitim hayatı devam eden var mı? Mutlaka vardır tabii ki de. Sorumluluklarımız var mı arkadaşlarım? Kimlerin ne gibi sorumlulukları var? Yazın bakalım. Evli, iki çocuklu. Vav, Allah kolaylık versin hocam. Harikasınız. Tezim var. Yüksek lisans yapıyor Kübra hocamız. Harika. Sonuna kadar eğitim, sonuna kadar devam. Evliyim, formasyon alıyorum. Yeni evliyim, ücretli öğretmenlik yapıyorum. Evli, çocuklu. Çok güzel. Gonca hocam da demiş ki evli, çocuklu ve kayınvalideli, kayınpederli. Çok tatlısınız. Bekarların da işi zor. Necmettin hocam öyle demeyin. Onların da aile bir sorumlulukları var. Yani farklı sorumluluklarımız var. İçimizde annelerimiz, babalarımız, ebeveynlerimiz de var. Harika. En sevdiğim kitle arkadaşlar. Sorumluluğun olacak. Çünkü bir söz var. Onu sizinle de paylaşayım. Genelde böyle benden duyan öğrencilerim gerçekten bir aydınlanma yaşıyorlar. Belki daha önce duymuş da olabilirsiniz. Başarılı olmak istemeyenlerin bahaneleri vardır arkadaşlar. Çocuk gibi, okul gibi, tez gibi, iş gibi, bunlar bahanedir. Başarılı olmak istemeyenler için. Başarılı olmak isteyenlerin ise gerekçeleri vardır. Yani ben başarılı olacağım, neden anneyim? Bu yüzden bile başarılı olabilirim. Ben başarılı olacağım, neden yüksek lisans yapıyorum? Bunun hakkını vermeliyim. Bana yakışan bu da diyebilirsin. Yani biraz da arkadaşlarım, kıymetli öğrencilerim, nereden baktığınıza göre değişiyor. Bu sizin için bir gerekçe mi? Bir bahane mi? Arkasına mı sığınıyoruz? Ya da hayır, ben bunu öne süreceğim. Ben artık evlendim. Anne baba oldum. Sorumluluklarım arttı ve atanmam lazım. Bunu demeniz gerekiyor arkadaşlar. Bu çalışmanız için asla ve asla engel değil. Tabii ki Sezen hocam evli ve işsiz olmaktan daha iyi. Tabii ki de. Bakın Eman nasıl olumlu yönden bakıyoruz. 20 yaşındayım, polislik için çabalıyorum. Harikasın Emine hocam. Çok güzel. Peki bu kadar karma bir kitle sorumluluklarımız var hepimizin. Hepimizin ortak bir noktası var ki bu seminerdeyiz. Kazanmak istiyoruz. Peki arkadaşlarım, daha önce girenler, girmeyenler, hepinize bu sorum. Nasıl ders çalışmanız gerektiğini gerçekten biliyor musunuz? Hocam ben nasıl ders çalışmam gerektiğini biliyorum ya da bilmiyorum. Ya da hocam bilmediğim için buradayım da diyebilirsiniz. Ha tam aynı vallahi lafı ağzımdan aldınız. Şu an bu kitle yeni başlıyor değil mi? Sıfırdan başlayan kitle. Yani miladımız 19 Aralık 2023. Yeni yıl gelmeden adımlar atıldı. Ders çalışacaksın. Yanına tik atıldı. Çalışmaya başlayacaksın atıldı. Hocam hangi konuya başlasam diğer derslerin konularının boynu bükük kalıyor. Ah Kadir hocam. O zaman gelelim cevaba. Bu yüzden buradasınız zaten arkadaşlar. Birçoğunuz zaten hayır dediniz. Bilmiyoruz ki hocam bu yüzden buradayız. Bilmiyoruz ki defalarca girdik ki atanamadık. Haklısınız.
Hiç sorun değil. Cevabı bizde. Hiç merak etmeyin. Şimdi arkadaşlarım, daha önce özellikle 5, 6, 4 kez giren öğrencilerin bu sorum size olacak. Bu yönlendirmem size olacak. Belki o dönem çok ders çalıştınız. Belki gündüzlerinizi gecelerinize kattınız. Belki çok fedakarlık yaptınız. Ama arkadaşlarım, unutmamalıyız ki ne kadar ders çalışırsanız çalışın, eğer yanlış yöntemlerle ders çalışıyorsanız kesinlikle yolun sonunda başarıya ulaşamayacaksınız. Yani hani bazen öğrenciler bir hayal kırıklığına uğruyor. Hocam ben o kadar çalıştım, 70 almışım. Nasıl 70 alırım falan diyoruz ya arkadaşlar. Kendi kendimize kızıyoruz ya. Çok normal. Senin çok çalışman değil. ÖSYM'e hiçbir zaman sınav puanlarını hesaplarken öğrencinin ayırdığı mesaiye, kaç yıldır bu sınava girdiğine, nelerden vazgeçtiğine, neler için fedakarlık yaptığına bakmaz arkadaşlar. ÖSYM'nin baktığı şey ne? Sorduğu sorulara doğru yanıt vermiş misin, vermemiş misin? Netin kaç, başarı oranın kaç? O yüzden lütfen kendinizi "çok çalışmalıyım yoksa başarılı olamam" düşüncesinden uzaklaştırın. Bu artık çok klişe, bu geleneksel bir düşünce ve bu düşünce doğru bir düşünce değil. Bunu tecrübeyle, acı tecrübeyle sabit eden çok fazla, milyonlarca öğrenci var arkadaşlar. Aynı hataya siz de düşmeyin isterim. Özellikle seminerimin başında bunu söylüyorum ki algılarınızı kırın. Yani başarılı olmak için eskisi gibi öyle yapmalıyım, böyle yapmalıyım, şunu taklit etmeliyim, bu böyle birinci olmuş, ben de öyle çalışayım, ben de birinci olayım. Bunlar artık yok arkadaşlarım. Bunu zaten birçoğunuz tecrübe etti. Çünkü başarılı olmanız için önce öğrenme yapınızı bilmeniz gerekiyor. Sizin bir öğrenme yapınız var. Belki bu kavramı ilk kez duydunuz. Belki daha önce duydunuz. Belki öğretmen olan öğrencilerim özellikle biliyor da olabilir. Ve yaptığınız her bir çalışmayı kendinize özel hale getirmek zorundasınız. Neden? Çünkü evet, herkes öğrenir. Hepiniz mutlak suretle öğreneceksiniz ama hepiniz farklı yöntemlerle öğreneceksiniz. Bunu unutmuyoruz. Anlaştık mı? Neymiş? Herkes öğrenir ama herkes farklı öğrenir. Evet, Sezen hocam, farklı yöntem ne? Şimdi bunun da yanıtını vereceğim size. Evet, tam bak. Yine lafı ağzımdan aldınız, örnek geldi. Şimdi kısa bir örnekle bu öğrenme yapısı ya da farklı öğretim yöntem teknikleri, öğrenme yöntemleri nedir? Bunu biraz daha rahat kavramanızı istiyorum. Bu yüzden size güzel bir örnek vermek istiyorum. Bu örneği birçoğunuzun yaşadığını biliyorum ya da yaşayacağınızı biliyorum yaşamadıysanız da. Genelde sınava hazırlanan öğrencilerin mutlaka bir sürü psikolojisi oluşturuyorlar. En kötü bir kütüphaneye gidiyor, biriyle tanışıyor falan. Ya da dershaneye gidiyor, yakın arkadaşı oluyor. Uzaktan eğitime kayıt oluyor, WhatsApp'tan birileriyle arkadaş kuruyor. Yani yalnız olmadığını hissetmek istiyor. Haklısınız, bunu da yapın bu arada. Bu psikolojik olarak güzel bir şey. Yani yalnız değilim, birileri de benim gibi aynı sorumluluklarla çalışmaya çalışıyor. Bu sizi daha da harekete geçirir. Bu güzel bir şey. Ve en yakın arkadaşınızı gözünüzün önüne getirin. Şu an dershaneye gidenler, okula gidenler, sıra arkadaşınızı gözünüzün önüne getirin ve düşünün ki o arkadaşınızla aynı bölümden mezun oldunuz. Aynı mahallede, aynı yıl doğdunuz. Aynı yaştasınız, aynı okuldasınız. Aynı sınıflarda okudunuz. Aynı öğretmenlerden eşit sürede ders aldınız. Aynı kitaplardan soru çözdünüz. Aynı çalışmayı yaptınız. Üstelik ders çalışma saatleriniz bile aynıydı. Programlarınız bile aynıydı. Ve toplam ayırdığınız süre bile aynıydı. Derken geldi sınav tarihi çattı. Sen sınavına girdin, o da sınavına girdi. Ali ve Veli. Ali de Veli de sınava girdi. Ve sonuca geliyorum. Hüsran, hüsran. Ali başarısız olurken Veli başarılı olmuştu. Yani sen başarısız oldun, arkadaşın aynı yöntemle başarılı oldu. Tamamen aynı şartlara sahiptiniz. Neden sen başarısız olmuşken arkadaşın başarılı oldu? Var mı cevap verecek olan? Nezle hocam, sosyal hizmet uzmanı GGK memurluk sınavına girer. Evet. Hocam benim abimler ikiz. Biri inanın inşaat mühendisi, diğeri emlakçı. Üniversite terk, o işletme okuyordu. Çok iyi denk geldi Sezen hocam.
Zeka farklılığından mı hocam? Stres yapmış olabilir. Yanlış çalışma, kendine özgü çalışma programı gerekiyor. Çünkü çalışmadığı için gibi gibi gibi. Bankacılık ve finans lisansı ve ön lisansı var. Lisansa GGK'ya girer Zehra hocam. Ön lisansa da ön lisans KPSS'ye girer. Nasıl öğrenmesi gerektiğini bilmediği için Sema hocam, tebrik ediyorum. Tunağan hocam, aramızda bir avukatımız var Tunağan Bey. Motivasyon önemli tabii ki de. Hülya hocam, öğrenme şekilleri farklı. Arkadaşlarım hepiniz haklısınız. Bütün yazdığınız her şey haklı. Ama temelde bunları birleştirdiğimiz zaman arkadaşlar, her birinin, yani iki öğrenci, bunu iki de değil milyonlarca öğrenci olarak düşünebilirsin. Bak geçen yıl sınava ortalama 3,5 milyon öğrenci girdim. Ya da daha fazla öğrencinin girdiği sınavlar var. YKS gibi, işte KPSS ön lisans gibi. Yani arkadaşını göz önünde bulundur dedim ama bütün herkes senin rakibin. Ve birbirinizle aynı sonucu almıyorsunuz arkadaşlar. Neden? Çünkü Ali kendi öğrenme yapısına uygun bir şekilde çalışmadı. Bu yüzden başarısız oldu. Ama Veli kendi öğrenme yapısına uygun bir programla uygun bir şekilde çalıştı. Bu yüzden aynı zamanı, aynı emeği vermeleri rağmen başarılı oldu. Peki şunu dediğinizde duyar gibiyim. Hocam çok güzel. Evet farklıyız. Birimiz başarılı oluruz, birimiz başarısız oluruz da nedir bu öğrenme karakteri? Ya da ben öğrenme yapımı bilmiyorum hocam. İlk kez sizden duydum. Nasıl keşfedeceğim dediğinizi de duyar gibiyim. Arkadaşlar öğrenme yapısı sınava hazırlık sürecinde sizin anahtarınız. Tabii ki Gürkan hocam, paylaşabilirsiniz seminerimizin linkini. Ne dedik? Sizin anahtarınız. Yani anahtar olmadan bir kapıyı açamazsın, gideceğin yere gidemezsin. O yüzden öğrenme yapısı çok önemli. Ve öğrenme yapısı içinde birden fazla özelliği barındırır arkadaşlar. Biliyorsunuz ki nasıl parmak izimiz farklıysa. İkizlerin, Sezen hocam senin abinler ikizdi. İki tane abin var, ikizler. Onların parmak izi dahi farklıyken nasıl zeka tipleri aynı olsun? Nasıl stres düzeyleri aynı olsun? Nasıl öğrenme hızları aynı olsun? Nasıl unutma hızları aynı olsun? Yani bizim birbirimizden ayıran şey arkadaşlarım zihinsel özelliklerimiz, bilişsel sürecimiz. Peki hocam ben bunu bilmiyorum. Madem bu kadar önemli, belki de bu yüzden başarılı olamadım. Evet, bu yüzden başarılı olamadın. Kendini tanımadığın için uygun programı hazırlayamadın ki çok haklısın. Tanımadan neye göre hazırlayacaksın? Elinde bir belgen yok. Elinde bir karnen yok. Gelişi güzel, onu taklit ettin, bunu taklit ettin. Öğretmeninden destek aldın. O da seni tanımadı derken sen yıllarını aslında heba ettin. Yani çok çalıştın ama verim alamadığın için hedefine ulaşamadın. Ben istiyorum ki kıymetli arkadaşlarım, şu an içimizde hangi branş hazırlığı olan öğrenci olursa olsun, her birinizin girdiği sınavda başarılı olmasını istiyorum. Bu yüzden de sadece bu seminerime katılan öğrencilerime, bizim TEKUZEM'de yapay zeka sistemimizde uygulanan ve sadece bizim kurumumuzda uygulanan, tırnak içerisinde söylüyorum, eğitim analizlerimize hediye ediyorum. Bunu seminerin sonunda nasıl katılım sağlayacağınızı zaten anlatacağım. Sezen hocam demiş ki hocam fal bakmak gibi. Aynen öyle, ama falda yine bir şey vardır. Hani orada bir sezi var, hani soyut bir şey. Bu somut. Verdiğin yanıtlara göre senin öğrenme karakterini, psikolojik yapını ortaya çıkarıyor ve artık bir karnen var. Sen busun, buna uygun çalışmak zorundasın. Yol haritanı rahatlıkla doğru bir şekilde çizebiliyorsun. Ve bu analize girdiğinizde kıymetli arkadaşlarım, hem öğrenme yapınız, zeka tipiniz, öğrenme unutma hızınız, okuma anlama hızınız, odaklanma sürenize kadar, stres kaygı düzeyiniz, öz disiplin düzeyinize kadar bütün özellikleriniz tek tek ortaya çıkacak ve sonuçlarını siz de görebileceksiniz. Şimdi geldim. Hocam tamam, analize de girdim. Artık öğrenme yapımı biliyorum. Çok güzel. Çalışmaya başlıyorum hocam. Başladınız. Birçoğunuz matematikte seviyesi iyi değil, biliyorum. Var mı ben matematiği çok iyi yapıyorum diyen? Bakalım kimler azınlıkta? Matematikçiler, sayısalcılar. Betül hocam bölümünüz nedir? Çok sevindim. Gürkan hocam sizin. Hocam soru neydi? Matematiği iyi olan var mı?
Ah, çok iyiyim. 24 net yapıyorum. Wow, Necmettin hocam harikasın. Peki bu matematikçiler Sözel'de nasıllar? Çok merak ettim. Kötü tabii ki. Sözelim de iyi. Aa, çok güzel. Ben de Sözelciyim. Sözelim iyi demiş. Kötü hocam. Sayısalcılar ülke ortalamasını yükselt. Evet Sezen hocam çok tatlısınız. Tamam. Peki öğrenme yapımızı keşfettik. Hadi hepimizin ortak sorunu olan matematik kitabını elime aldım. Benimle birlikte Ayşe de aldı, Merve de aldı, Burak da aldı, Tolga da aldı. Peki şimdi ne yapacaksınız arkadaşlar? Kitaplarınızı aldınız, sipariş ettiniz, evinize geldi. Kitap sana bakıyor, sen kitaba bakıyorsun. Hadi aldın eline. Hadi kendini yendin, aldın eline kitabını, kalemini. Ne yapacaksın? Var mı bir yol harita? Mesela kitapta konu anlatım kısmı var, soru çözüm kısmı var. Sen nereden başlayacaksın ve neden oradan başlayacaksın? Var mı bilen? Makbule hocam çok böyle birçok öğrencimden duyduğum yanıtı verdiniz. Beklediğim bir yanıttı. Konu çalışacağız hocam önce diyor tabii ki. Peki Makbule hocam hepimiz mi konu çalışacağız? Sizce bu doğru bir yöntem. Bak az önce matematikte 24 net yapan öğrenci vardı. Bu da mı tutup konu çalışsın? İşte arkadaşlar bakın ne kadar zihnimize kazınmış. Klasik yöntemlerden kendimizi arındıramıyoruz. Lütfen bakış açımızı değiştirelim. Burada vermemiz gereken yanıt ne olacaktı arkadaşlarım? Az önce ben neden bu soruyu sordum? İçinizde matematiği iyi olan da var. Bir net yapan da var, 27 net yapan da var. Şimdi sen bir net matematik neti yapan öğrenciyle 27 matematik neti yapan öğrenciye sen de konu çalışacaksın, sen de konu çalışacaksın diyemezsin, dememelisin. Düt, yanlış cevap. Burada bizim vermemiz gereken yanıt ne olacaktı? Hocam seviyemi bileceğim, ona göre seviyem hangisine uygunsa oradan başlayacağım olmalıydı. Kesinlikle Cemile hocam. Peki arkadaşlar burada bile bakın ne kadar ayrıştık ki girdiğimiz sınav milyonlarca kişiden oluşuyor. Her öğrencinin seviyesi farklıdır. Doğru mu? Evet. Hatta şöyle ben bunu daha alt kategoriye indireyim. Her öğrencinin her dersteki seviyesi de farklıdır. Bu doğru mu? Yani ben Tuğba'yım, bir kişiyim. Beş tane dersim var. Matematikteki seviyemle Türkçedeki seviyem aynı değil. Coğrafyadaki seviyemle vatandaşlıktaki seviyem aynı değil. Matematikteki seviyemle tarihteki seviyem dahi aynı değil. Yani ben bile kendi içimde bölünürken ben bir öğrenciden nasıl seviye olarak aynı olabilirim? Mutlaka birbirimizden daha önde ya da daha geride olduğumuz noktalar var. O yüzden arkadaşlar aynı kitabı bile eline alıyorsan o kitapta çözeceğin soru sayısından tut, birinin konu çalışması, birinin soru çözmesi gerektiğine kadar belirleyici cevap seviyedir. Yani senin seviyeni bilmen gerekiyor. Peki hocam nedir bu seviye? Her derste seviyem çok kötü. Temel yok. Ben ne yapacağım? Korkma hocam. Bu yüzden buradasın. Kal seminerin sonuna kadar. Mesela Sezen hocam demiş ki evet benim Türkçem iyi ama matematik çok kötü. Evet böyle arkadaşlar. Şimdi genelde arkadaşlar birçok eğitim kurumunda hatta siz kendiniz öğrenci olduğunuz dönemleri de düşünün. İki farklı seviye vardı. Genelde hocalarımız bize derdi ki ya Tuğba sen bu derste iyisin ya da hayır iyi değilsin. Yani bu iki seviyenin dışında bir seviyenin olduğunu biz bilmiyorduk. Yani çok mu iyiyim, az mı iyiyim, çok mu kötüyüm, orta mıyım? Bunu bilmediğim için klasik hadi bakalım Bismillah deyip konudan başlıyordum da başlıyordum. Başlıyordum da başlıyordum. Çat sınav tarihi gelip çatıyordu. Ben daha konumu yarılamamışım bile. Ne zaman yönetimi var, ne doğru yere önceliklendirme var. Yani program tamamen sıralı bir şekilde
Klasik herkesin yaptığı şekilde ilerliyordu. Sonra sınava giriyorduk. Ay hocam 70 aldım neden? Alırsın çok normal. Yığılmada kaldın. Çünkü farkın yoktu. Çünkü farklı şeyler yapmadın. Peki biz bu farklı olan tarafta olalım, azınlıkta olalım, atanan kısmında olalım diyorsak, eğer atanmaya talipsek arkadaşlar, mevcut derslerdeki seviyemizi de bilmemiz gerekiyor. Yani Sezen hocam, senin matematikte hangi seviyede olduğunu bilmen lazım. Ya da Gürkan hocam, senin tarihte hangi seviyede olduğunu bilmen lazım. Neden bilmen lazım? Seviyene uygun bir çalışma yapman gerektiği için. Gelelim bakalım, TEKÜZEM seviyeleri neye göre ayırmış? Neden diğer kurumlarda iki seviye var da bizde beş seviye var? Gelin bunu açıklayalım. Arkadaşlar, biz her ders için 5 basamaklı aşamalı öğrenme modelini uyguluyoruz sistemimize, kurslarımıza kayıt olan öğrencilerimize. Birinci basamak sıfırım diyorsunuz, yani o sıfırın karşılığı eşittir temel seviye. Birinci basamak hiç netim yok, gerçekten sıfırım. Ama bunu belirlemek için de ne yapıyoruz? Seviye belirleme sınavlarını alıyoruz size. Tıpkı ne gibi? Eğitim analizlerinde çıkan sonuçların objektifliği gibi seviyenizi de objektif olarak ölçmemiz gerekiyor. Bu yüzden seviye belirleme sınavlarına giriyorsunuz. Peki hocam, temel seviyedeyim, ne yapmam gerekiyor? Nereden çalışmaya başlamam gerekiyor dediğinizi de duyar gibiyim. Arkadaşlar, temel seviyedeyseniz eğer bir konuda, bir ünitede, bir derste öncelikle ön hazırlığınızı yapmanız gerekiyor. Ön hazırlık temel oluşturma gibi düşün bak. Temel seviye ve temel oluşturma. Buradan bağdaşıklık kurabilirsin. Ve temelinin olmadığı derslerde o ders yapılmadan önce ders içeriğine dair genel bir fikir edinmeni amaçlıyoruz. Bunun için de ön hazırlık çalışmaları, mini bir ısınma, mini bir altyapı oluşturma çalışmaları yapman gerekiyor. Bunu yaparken de arkadaşlarım, temel düzeyde anlatılan videoları izleyebilirsiniz. Basit içerikli konu anlatım kitaplarını okuyabilirsiniz. Basit temel seviyede canlı yayın ön hazırlık eğitimlerini izleyebilirsiniz. Bunlar sizin ön hazırlık yapmanızda katkılı olur. Bunu yaptım. Geldim hocam, çıktım ikinci basamağa, başlangıç seviyesindeyim. Nedir bu başlangıç seviyesi? Temeli oluşturan öğrenci ikinci level'a çıkar ve ikinci level'da hala seviyesi çok iyi değildir. Artık seviyeyi kuvvetlendirme zamanı. Ve sizin ne yapmanız gerekiyor arkadaşlarım? Detaylı konu anlatımı yapmanız gerekiyor. Bunu canlı yayın konu anlatımı derslerinden yapabilirsiniz. Detaylı konu anlatım kitaplarından yapabilirsiniz. Buna zaman ayırmanız gerekiyor. Konuyu detaylı bir şekilde uzun uzadıya çalışmanız gerekiyor. Eğer başlangıç seviyesindeyseniz. Hande hocam, YouTube videolarının ben çok yeterli olacağını düşünmüyorum. Çünkü oradan bazı videolar çok detay, bazı videolar çok yüzeysel ve gireceğiniz sınav formatına uygun mu, güncel mi, senin öğrenme yapına uygun mu, senin programına süre olarak uygun mu, çok fazla değişken var. Bir de YouTube çok geniş ve herkese açık bir alan olduğu için ben YouTube'la çalışıldığında çok fark yaratılabileceğini düşünmüyorum arkadaşlarım. Hocam, tüm dersleri birlikte mi götürmek mantıklı yoksa başla bitir şeklinde mi gitmek mantıklı? Lütfen cevaplar mısınız? Tabii ki Fadime hocam, cevaplarım. Bu sizin girdiğiniz sınavdaki ders sayısına göre değişir. Yani bir öğretmensen vereceğim yanıt değişir hocam. Sadece GGK'dan gireceksen değişir. Bir de senin unutma hızına göre de değişir. Bunun için öncelikle Fadime hocam, bu sorunuzu yanıtlamam için sizin eğitim analizi sonuçlarınıza bakmam ve derslerdeki mevcut seviyelerinizi görmem gerekiyor. Günde kaç saat zaman ayırabileceğinizi bilmem gerekiyor. Hocam, YouTube'la atanan çok. Hayır, çok değil. Siz öyle zannediyorsunuz. İzlenme oranlarına baktınız mı? Kaçta kaçı? Yüzdelik olarak yapalım bakalım hesap. Geliyorum. Sorularınızı yanıtlayacağım arkadaşlar bu arada. Geliyorum artık. Ön hazırlığımı yaptım. Konumu detaylı çalıştım. Ne var sırada? Üçüncü basamak. Yani orta seviyemi yükselttim. Ne yapmam gerekiyor? Detaylı konu tekrar yapmam gerekiyor.
Arkadaşlar tekrar alışkanlığını lütfen edinin. Bakın birçoğunuz tekrarı atlıyor. Var mı düzenli tekrar yapan? Düzenli tekrar yapan var mı arkadaşlar? Hocam ben tekrarı çok önemsiyorum. Evet ya ben konuyu bitiriyorum sonra. Hadi geçmiş olsun. Bak o kadar konuya ayırdığın süre gitti. Arkadaşlar tekrarın önemini size şöyle anlatabilirim. Şimdi son model bir araba aldım ya da herhangi bir cihaz aldım. Diyelim ki telefon. Ama bu telefonun düşün ki son model. Artık telefonların da biliyorsunuz sigortası oluyor. Ya da çok böyle son model bir araban var. Sen zaten ona bütçe ayırdın, zorlandın, aldın. Ama bunu sadece almak, buna sahip olmak yetmiyor değil mi? Bunu koruman lazım. Şimdi ben bu telefonu bakın kılıfsız kullanıyorum. Yere attım, yere düştü. Ya da bir çocuk geldi aldı, çizdi, kalemle böyle üstünü çizdi, oynadı. Suya düşürdüm. Mutfakta düşürdüm, masaya çarptım gibi gibi gibi. Bunlara karşı sen bu telefonu nasıl koruyacaksın? Bir koruma lazım değil mi? Ya da arabanı kazalara karşı nasıl koruyacaksın? Ya da o çok edindiğin kıymetli bilgileri nasıl zihninde tutacaksın? Sen sürekli yeni bilgi al 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 al. Eski öğrendiğin bilgi nereye gidiyor? Unutuyorsun. Unutmamak için ne yapmak gerekiyor kıymetli arkadaşlarım? Düzenli tekrar etmen gerekiyor. O yüzden benim gözümde tekrar sigortadır. Bir şeye sahip oldun, onu sigortalaman gerekiyor. Yani koruman gerekiyor. Tekrara gereken özeni, zamanı ayıran bir öğrenci kesinlikle bu sınavda başarılı olur. Çünkü bilimsel bir açıklama bize şunu söylüyor. Tekrar edinen bilgilerin kalıcılık oranları %80 oranında artıyor. Tekrar etmediğinde unutabilme oranın çok yüksek. Tekrar ettiğin her bilgiyi %80 garantilemiş oluyorsun. Geldim tekrarda ne yapıyorum? Öğrendiğin konular var. Bunları artık kalıcı hale getirmek için özet konu anlatımlarından, soru çözümlerinden, derste aldığın notlardan, bunlardan faydalanıp belirli periyotlarda döneceksin. Tekrarını yapacaksın, gelip kaldığın yerden devam edeceksin. Yani o bilgi hala burada, bunu garantilemiş oluyorsun. Geldim dördüncü basamağa. Hocam ben ön hazırlığımı yaptım. Konumu çalıştım. Tekrarımı yaptım. Ne yapacağım? Soru çözeceksin. Ama hangi seviyede soru? Kolay seviyede soru. Peki kolay seviyede soru çözümü nedir? Bunu bilen var mı? Hocam ben bunu ilk kez duyuyorum. Nedir bu kolay seviye? Sorularında mı dereceleri varmış? Var mı kolay seviyede soru çözümü nedir ve nasıl yapılır? Ya da daha önce duydunuz mu? Kayıtlı öğrencilerimiz cevap vermesin. Onlar biliyorlar zaten. Basite indirgenmiş sorular. Sevim hocam ben duymadım diyor. Sema hocam tam onun kelime anlamını aslında açıkladı. Çok temel. Arkadaşlar kolay seviyede soru çözümü dediğimiz soru çözümü kolay yani oradaki sorunun sıfatı değil kolay. Çözüm yönteminin sıfatı kolay nasıl? Şimdi 2 kere 2 4. Bu da bir kolay. Yani kolay seviyede soru çözümü deyince aklımıza ne geliyor? 2 kere 2 4. Ya da nokta nerede kullanılır? İşte noktalı virgül nerede kullanılır? Bunlar kolay değil mi? İleri seviyede olan bir öğrenci bunu tabii ki de yapmayacak. Bu aşamayı öğrenci geçti. Kolay seviyeden kastımız ne? Destekli soru çözeceksin. Yani yanında notun olacak, kitabın olacak. Soru bankası seçerken çözümlü soru bankası seçeceksin. Ya da bir uzaktan eğitime kayıtlıysan açacaksın önüne videonu. Sorunu çözeceksin. Yanlış mı yaptın? Gir o konuya. Hızlıca tekrarını yap. Gel sorunu yeniden çöz. Yani buradaki kolay dediğim gibi yöntemin kolaylığını vurguluyor. O yüzden kolay olan sorunun tipi değil, yöntemin şekli kolay. Destekli soru çözeceksin. Buradaki amacımız ne? Hala öğrenmeye devam ediyorsun. Bak tekrarını yaptın, konunu çalıştın ama %100 öğrendin sayılmaz. Hala öğrenmeye devam ediyorsun. Bu öğrenmeyi tamamladıktan sonra geldik hedeflenen 5. level'a. Yani üst seviyeye çıktım. Öncelikle tebrik ediyorum. Bu seviyeye çıkan her öğrencimi tebrik ediyorum. Çünkü bizim her dersteki seviyemiz üst seviye. Ve burada artık desteksiz,
Gerekirse aç kronometreni, sürede de soru çözersin. Çıkmış soru da çözersin. Çıkabilecek soru da çözersin. En zor yayınlardan soru da çözersin. Artık buna hazırsın. Peki arkadaşlar, biz bunca yıl bu sıralamaya uygun çalışmadık, değil mi? Hatta birçok kavramı benden şu anda ilk kez duydunuz. Başarılı olamama sebebimiz tam olarak bu. Öğrenmeyi parçalamanız gerekiyor arkadaşlarım. Seviyeyi bilmeniz gerekiyor. Gereken zamanı buna göre planlamanız gerekiyor. Aksi takdirde klasik olarak sınava gelişi güzel hazırlanıp 70 alan bir öğrenciden hiçbir farkınız kalmaz. Hocam, sorun planlara uyamamak. Hülya hocam, neden planlara uyamıyorsun? Acaba gerekli gerekçen mi yok? Motivasyonun mu yok, ya da planın acaba doğru mu değil? Ben sonuncu sorudum. Sonuncu soruya şey olduğunu düşünüyorum. Yani planım doğru olmayabilir. Bir de şunu soracağım arkadaşlar. Eğer sizin elinizde planınız olsa, bu plan size özel hazırlanmış, hem sizi tanıyarak, hem gireceğiniz sınavı tanıyarak, hem rakiplerinizi tanıyarak oluşturulan bir program olsa ve siz bu programa uyduğunuzda öğrendiğinizi görseniz, netleriniz artsa, hedefinize adım adım gün be gün yaklaşsanız, o programa uymak ister misiniz, istemez misiniz? Hadi herkes dürüst yanıt versin lütfen. İsteriz tabii, değil mi? O zaman ben döneceğim programıma bakacağım. Ben uyamıyorsam o program bana göre değildir zaten. Ütopik bir program oluşturmuş olabilirsin. Seviyenin dışında bir program oluşturmuş olabilirsin. Hazır olmayabilirsin. Gereken koşulluğu sağlayamamış olabilirsin gibi gibi gibi. Bir sürü varyasyon var. Hepsini sayabilirim. O yüzden isteyeceğimiz, yani çalışmak isteyeceğimiz bir programa sahip olmamız gerekiyor. Bu yüzden de arkadaşlarım, profesyonel destek şart. Açık söylüyorum. Bakın, içinizde hocalarım var, öğretmenlerim var, farklı meslek gruplarından öğrencilerim var. Bu sınava hazırlanıyorsanız arkadaşlar öğrencisiniz. Bunu bir kere kabul edin. Hiç öyle şunu duymak istemiyorum. Hocam ben zaten öğretmenim. Hocam ben zaten branşım PDR. Ben zaten psikoloji bölümünü bitirdim. Ben avukatım. Ben mühendisim. Okey, bunlar çok güzel meslekler. Ama bunu mesleki yaşamında sen bunun güzelliğini yaşıyorsun. Sonuçta sen bu sınava hazırlanıyor musun? Evet. Bu sınavın öğrencisi misin? Evet. Her an kaytarabilme potansiyelin var mı? Evet. Ders çalışma isteksizliğin herkes gibi var mı? Evet. O zaman senin bir kontrol mekanizmasına ihtiyacın var mı? Evet. O zaman geldim. Şimdi genel olarak arkadaşlar, birçoğumuzun girdiği ilk oturum lisede olur, ön lisans da olur, A grubu da olur, öğretmenlik sınavları da olur, fark etmez. Hepimiz 5 temel dersten önce genel yetenek, genel kültür testine giriyoruz, değil mi? Geliyorum Türkçe'ye. Var mı Türkçe'yi seven içimizde? Olur Gonca hocam, link atabilirsiniz, katılabilir tabii ki de. Ben. Handan hocam diyor ki, hocam biz Türkçeyi seviyoruz da Türkçe bizi sevmiyor. Çok tatlısınız, tamam. Peki Türkçeye bakalım, nasıl çalışmamız gerekiyor mu? Şimdi arkadaşlar, Türkçe'de biliyorsunuz ki dil bilgisi ve paragraf olmak kaydıyla genel anlamda konu bütünlüğünü ikiye ayırabiliriz. Anlam bilgisi, yani dil bilgisi sorularında başarılı olmanız için çokça soru çözmeniz gerekiyor. Soru çözmeden Türkçe çok oturtabileceğiniz bir ders değil. Ama her zaman şu tablo gözümüzün önünden gitmiyor. Soru çözüm aşamasına gelmeden önce diğer aşamaları tam olarak tamamlamış olmam gerekiyor. Anlaştık mı? Soru çözmeden önce diğer iki aşamada başarılı olup olmadığını sorgula. Seviyene uygun mu şu an senin soru çözmen? Bunu sorgula ve öyle soru çöz. Mutlaka bir rutininiz olsun kıymetli arkadaşlarım. Günde minimum 20 olur, 30 olur, 40 olur. Bu ayıracağınız süreye göre değişir. Paragraf sorusu mutlaka çözün. Farklı kaynaklardan mutlaka çözün. Kolayını da çözün, ortasını da çözün, zorunu da çözün. Destekli de çözün, desteksiz de çözün. Ama mutlaka soru çözün. Pratikliğinizi arttırın. Ve dil bilgisiyle ilgili konu eksiklikleriniz eğer varsa, bilgin yoksa önce bilgi eksikliğine gider. Konunu çalış, sonra bol bol seviye, bol bol soru çöz. Bunu da neye göre?
Seviyene göre yapacaksın. Seviyemi nasıl ölçeceğim? Seviye belirleme sınavına gireceğim çalışmaya başlamadan önce. Ve çıkmış soruları mutlaka analiz et. Ne sordular? Ne sorabilirler? Sorulan soruları yapabildim mi, yapamadım mı? Bunu mutlaka yapmadan sınava girmem. Düzenli kitap okuma alışkanlığı kendine kazan. 10 dakika ile 20 dakika ile başlayabilirsin. İlla kitap değil arkadaşlarım. Makale okursun, karikatür okursun, herhangi bir blog okursun, herhangi bir sitede yazı okursun, bir afiş okursun, ne okursan oku ama mutlaka oku. Çünkü bu okuma alışkanlığı sınavda sana hız kazandıracak. Kitap okuyan öğrencilerin anlama oranları yüksektir. Çabuk okurlar, çabuk anlarlar, süre olarak sizin önünüze geçerler. O yüzden siz onların önüne geçmek istiyorsanız okuma ve anlama hızınızı artırmanız gerekiyor. Kesinlikle. Geldim korkulu rüyamız aman tanrım matematik. Şimdi ne dedik az önce? Matematik kitabını aldım. Kitap bana bakıyor. Ben kitaba bakıyorum. Ne yapacağız? Öncelikle matematiksiz sınavda başarılı olamam. Bunu kabul ettik mi? Sadece matematiksiz değil, Türkçesiz de başarılı olamazsın, tarihsiz de başarılı olamazsın, coğrafyasız da başarılı olamazsın, vatandaşlıksız da başarılı olamazsın. Yani senin hedefin eğer 85 plus puansa hiçbir derse eleme lüksün yok. Bir bu farkındalığı yaşayalım. Minik bir üzüntü olacak fark ediyorum. Ama gerçekler acıdır, üzgünüm. Bunu yapmamız gerekiyor. Allah'tan yeterli zamanımız var arkadaşlar. O yüzden karaları bağlamaya hiç gerek yok. Bu yüzden buradasınız zaten. Hiç merak etmeyin. Çözeceğiz. Birlikte çözeceğiz bütün bu sorunları. Matematikte yüksek net hedefleyenler, mühendislerim, veteriner hekimlerim, psikologlarım, hemşirelerim, sadece GGK'dan girecek kıymetli öğrencilerim. Sizin matematikte minimum 15 netin altına düşmemeniz gerekiyor. Bunun için önce inanacaksın. Önce birinci koşulda inanacağım. Yüksek net yapabilirim. Gereken çalışmayı yapacağım. Ve ben matematikte başarılı olacağım. Buna önce kendini inandır. Bir. İki. Çıkmış KPSS sorularını incelemelisin. Bol bol soru çözmelisin. Matematikte tıpkı Türkçe gibi arkadaşlarım. Bol soruyla pekişebilecek bir ders. Temelin yoksa az önce hangi öğrencim dedi hocam ben bir net yapıyorum o da puanım hesaplansın diye. Eğer bu öğrencim gibi bir öğrenciyseniz temel bir konu anlatım kitabından ya da profesyonel bir destekle canlı video derslerle uzman bir öğretmenden müfredata hakim sınavı tanıyan bir öğretmenden destek alman gerekiyor. Önce bütün bir konuları tamamını bir konu anlatımı olarak çalışıp öğrenmelisin. Ve matematiğe düzenli bir şekilde zaman ayırmalısın. Unutmayın ki matematik bir bebek gibi yani büyür yani bebek gibi zamanla büyüyecek. O yüzden onu bir anda 10 gün çalıştım. Wow, gideyim en zor İş Yavuz problemini çözeyim dersen hayır düt yanlış olur. Zamanla yapacaksın. Gereken mesai ayıracaksın. Zaman ve emek olmadan hiçbir şey olmaz arkadaşlar. Ama doğru yere ayıracaksın. Bunun için zaten bir programa ihtiyacın var. O yüzden düzenli bir şekilde vaktini ayırdın. Çözülemediğin yani çözülemeyen, çözemediğin soruları yanlış yaptım geç demeyeceksin. Neden çözemedim? Geri döneceksin. Sileceksin o çarpıyı. Doğrusunu öğreneceksin, yapacaksın. Onu tike çevireceksin. Sonra diğer soruya geçeceksin. Yani yanlış orada yanlış olarak kalmayacak. Ve gerekirse matematikte önemli yerleri not tutarak sürekli o notları gözünün göreceği yerlere yapıştıracaksın. Çat oraya baktın o not, buraya baktın bu not. Sürekli onları tekrar etmiş olacaksın. Ve matematikte tekrarsız olmaz. Tekrarı neye göre yapıyorduk? Unutma süremize göre. Unutma süremizi nasıl hesaplıyorduk? Eğitim analizine girerek. Geldim. Kimler tarihçiydi? Var mı tarih öğretmenleri? Hocam ben de kitap okuyamıyorum fazla. Bir de bu deprem bölgesindeyim. Ders çalışmak istiyorum ama bir türlü
Tam çalışamıyorum. Emine hocam öncelikle çok geçmiş olsun. Ama artık toparlanma ve geleceğimiz için adım atma zamanı. Profesyonel bir destek eğer koşulların dahilindeyse almanı öneririm. Tek başına çok büyük bir başarı sağlayabileceğini düşünmüyorum. Yani özel olarak size söylediğim bir şey değil bu. Yani gireceğimiz sınavlar artık çok kolay sınavlar değil. Rakip sayısı da artmışken bunu tek başımıza savaşmanın, cebelleşmenin çok da bir anlamı yok. Boş yere yoruluyoruz. Tarihi hayatım boyunca hiç sevemedim. Halen de sevmiyorum. Tarihe çalışmak istemiyorum. Sevmem için ne yapmam gerekiyor? Önce bir barış antlaşması imzalamamız gerekiyor. Makbule hocam, bir cümlede ne kadar çok sevmiyorum geçirmişsiniz öyle. Aman Allah'ım. Tarihim 0-0-0 demiş Ezgi hocam. Hocam tarih benim korkulu rüyam. Ah. Tarihten ne kadar çok böyle uzak öğrencilerim var. Ben bir Kurtuluş Savaşı'nı seviyorum. Neden? Çünkü sadece onu biliyorum diyor musunuz? Arkadaşlarım bakın, olumsuz cümlelerden ve olumsuz yargılardan kendimizi uzak tutalım. Bu kural bir. Lütfen. Ne dedik? Keyfimiz yerinde olacak. İyi olacağız. Tüm derslerle o barış antlaşmasını imzalayıp öyle bu masaya oturacağım. Sevmiyorum dediğim bir şeyi sevemezsin zaten. Seveceğim. Sevmek istiyorum. Sevmeye çalışıyorum. Olumlu şeyler söylemeniz gerekiyor. Geldim tarih. Birçoğunuzun söylediğine göre korkulu rüyası olan ama benim için çok keyifli olan ve çalıştıkça insanın çalışasının geldiği, kesinlikle bir öğrencinin kendi ülkesinin ya da dünyanın tarihini bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bunun için ilgiyle yaklaşalım. Ve tarihte belli başlı birkaç trik nokta var arkadaşlarım. Neden sonuç ilişkisini çok iyi kurman gerekiyor. Tarihe ezbere çalıştın mı? Bittin, geçmiş olsun. Tarihte bütün konularda bir hikayeleştirme, bir sebep sonuç ilişkisi bağı kurman gerekiyor, ilişki kurman gerekiyor. Aksi takdirde ezberlerim geçerim. Senin ezberleyeceğin bilgi bir değil, iki değil, üç değil, beş değil, on değil, yüzlerce bilgi var. Hangi birini ezberleyeceksin? O yüzden kesinlikle ezbere değil, yorum ve düşünmeye yönelmen gerekiyor. Bunu tek başına yapamazsın. Bu yüzden profesyonel bir destek alman şart. Bunu öğretmenler yapıyor. Bizim hocalarımız yapıyor. O kadar tatlı tatlı hikaye anlatır gibi anlatıyorlar ki, o kadar gündelik hayatla birleştiriyorlar ki, nasıl tarih dizilerini biz böyle izliyoruz saatlerce? O da tarih, bu da tarih. Ama orada bir olay örgüsü var. Bir entrika var, bir hareketlilik var, gerekirse bir kaos var. Bunlar bizi çekiyor. Ama açıyorsun kitabı okuduğunda bunların hiçbiri yok. Tabii ki ilgini çekmez. Doğru yöntemle çalışmıyorsun. Derslerin belirli yöntemleri vardır arkadaşlar. Bir matematiğe yaptığın taktiği tarihte yapamazsın. Her dersin farklı bir öğrenme yöntemi var. Ders olarak ayrı, bir de sana özel olarak ayrı. O yüzden profesyonel bir destek aldığınızda öğretmenler bunun vurgu yapılması gereken kısımlarını biliyorlar. Bir kere çıkan soru sayısını biliyorlar. Her konuya aynı şekilde saatlerini, günlerini, haftalarını ayır demeyecekler. Çok fazla konu olduğu için vurgularla belli başlı konuları önceliklendiriyorlar, önemlileştiriyorlar. Bunlara kesinlikle dikkat etmelisiniz ve gerekirse not almalısınız. Ve az önce ne dedim? Sigorta. Tarihte şart, şart, şart. Konuları kesinlikle unutmasına göre tekrar edeceksin. Ve konu sonunda pekiştireç soru çözmen gerekiyor. Aksi takdirde konuyu çalıştım geç ikinci konuya, asla öğrenemezsin. Konuları bir bütün halinde birbirine bağlayarak öğrenmelisin. Tutup da çok alakasız 30. üniteye bir anda çat diye geçersen önü yok arkası yok öğrenemezsin. Kronolojik sıralamayı olabildiğince bozmaman gerekiyor. Anlayamadığın yerleri aman anlamadım ama geçivereyim demen gerekiyor. Gerekirse arkadaşlarına, gerekirse öğretmenlerine sorup doğrusunu öğrenip öyle devam etmen gerekiyor. Yani sırayı bozmayacaksın. Zamanı konuların önem derecesine göre böleceksin ve bir öğretmenle çalışman şart. Geçmiş yıllara ait mutlaka soruları da inceleyip mukayese etmen gerekiyor. Soruda zaman kaybediyor musun? Soruda yorum katabiliyor musun? Soruda
Bilgini kullanabiliyor musun? Bunları bilmen şart. Ben hocam şu an az az çözüyorum test ama herhangi bir çözemiyorum. Yanlışın mı çok Emine hocam? Yanlışın çoksa konuda eksikliğin vardır. Konuya dön. Betül hocam demiş ki tarihte tekrar periyodu nasıl olmalı? Diyelim ki dördüncü konudayım. Tekrar uzun sürmez mi hocam? Bayağı ayrıntılı ders ve neden, nereden hangi soru gelir kestiremiyoruz. Betül hocam bunu sen kestiremiyorsun. Çünkü sen bir öğrencisin. Öğrencinin görevi nedir arkadaşlar? Ders çalışmak değil mi? Öyle mi değil mi? Hadi herkes de yanıt versin. Hocam ben öğrenciyim. Benim görevim ders çalışmak. Şimdi sen bir öğrenciden hem bir öğretmen gibi konuların önem derecesini bileyim istiyorsun. Bir rehberlik uzmanı gibi de bana ders çalışma programı hazırlayayım istiyorsun. Bir koç gibi, öğrenci koçu gibi bu programı takip edeyim. Eğer uyamazsam değiştireyim, gerekli zamanlarda revize yapayım diyorsun. Sen hangi birini yapacaksın? Bölünüyorsun, farkında değilsin. Asıl yapman gerekeni yapamıyorsun. Mesela Betül hocam dedin ya, hangi dersten ne kadar soru gelir, hangi konudan kaç soru gelir kestiremiyorum. Bir kere net olmalı hocam. Yani bu süreç fluluğa gelebilecek, arafta kalabileceğiniz gri olan bir süreç olmamalı. KPSS müfredatı belli. Çıkan soru sayısı belli ve senin bu sorulardaki başarın belli olmalı. Böyle çalışmalısın zaten. Ya gelişi güzel, random bir çalışmadan başarı beklemeyin arkadaşlar. Çok ciddi söylüyorum bunu. Geldim coğrafya. Coğrafya genelde sevilir bu arada. Coğrafyaya öyle matematik ve tarih gibi çok ön yargılı yaklaşan öğrenciyle tanışmadım. Uzun yıllardır bu işi yapmama rağmen. Coğrafya genelde böyle şey, evin küçük çocuğu gibi sevilir. Ama yapılır mı? Hayır. Peki coğrafyaya nasıl çalışacağız hocam? Bir kere coğrafya görsel bir ders mi? Evet. Görsel bütünlük sağlaman gerekiyor mu? Evet. Gözlem yapman gerekiyor mu? Evet. Peki bunları nasıl yapacaksın? Coğrafya çalışırken kıymetli arkadaşlarım, bilginin yanında coğrafi gözlemler de ele alınmalı. Bugüne kadar gezdiğin, gördüğün, duyduğun, okuduğun her coğrafi oluşum coğrafya çalışırken göz önünde bulundurulmalı. Az önce dedim ya, görsellikle senkron. Gördüğün şeyi coğrafyada daha net aklında tutarsın ya da deneyimlediğin şeyi. O yüzden deneyim ve gözlemi ne yapacağız? Arttıracağız. Kural 1. 2. En başta coğrafyada zaten az konu var. Bir tarih kadar çok konu yok. Yani senin aylarını, yıllarını alacak bir ders değil. Az belli başlı konular var. En başta bir öğretmenden ya da bir konu anlatım kitabından destek alarak bütün konuları baştan sona seviyene uygun basamaklarla öğrenmen gerekiyor. Sonra soruları geniş kapsamlı cevaplandırman gerekiyor. Çünkü sorular birden fazla konunun bilgisini aynı anda içeriye olabilir. Geniş kapsamlı net bir bilgi değildir coğrafya. Genelde birden fazla konudaki bilgini ölçer çat bir soru olarak sorar. Sen bir konuyu biliyorsundur, diğerini bilmiyorsundur, geçmiş olsun soruyu yapamazsın. O yüzden bu soruları cevaplandırırken birçok konuyu bir arada yorumlaman ve bilmen gerekiyor. Yine konularda tıpkı tarihte olduğu gibi neden sonuç ilişkisini dikkate alman gerekiyor. Buna uygun çalışman gerekiyor. Mesela dağların oluşumu. Örnek veriyorum. Ya da işte coğrafi konumlar. Ya bunda bir neden var, sonuç var. Sebep sonuç, sebep sonuç. Bunu ilk etapta mantığına oturtursan diğer noktada edindiğim bilgi rahatça o zemin sağlam olduğu için, hele ki garanti öğrenme modelinde buna uygun çalışırsan zaten çok net öğrenirsin ve %100 başarı da sağlarsın. Geçmiş yıllardaki soruları aynı coğrafyada da çözeceğim. Soruların analizini yapacağım. Eksik olduğum sorulara, yanlış olduğum sorulara geri döneceğim. Doğrularını öğreneceğim. Doğrusunu yapacağım ve kaldığım yerden bu şekilde devam edeceğim. Geldim, göz bebeğimiz vatandaşlık. Zeynep hocam ne demiş, çok merak ettim. Coğrafyadan ezelden beridir haz etmezdim. Geçen yıl sadece iki konu öylesine çalıştım ve altı soruyu ondan yaptım. Biraz da attım tuttu ama çalışmadığıma çok üzüldüm. Zeynep hocam, ah Zeynep hocam. Bunu siz coğrafyada yaşamışsınız. Farklı derslerde yaşayan o kadar öğrenci var ki. Nasıl pişmanım hocam, nasıl pişmanım hocam diyorlar. Ama bunlar ne oluyor? Kulaklarımıza küpe oluyor, değil mi? Aynı şeyleri yapmayacağız yine.
Coğrafyada hangi il nerede bilmeden kesinlikle konu öğrenilmiyor. Önce harita bilgisi şart. Aynen öyle. Şu arkaya güzelce bir dünya haritası, şuraya da Türkiye haritası. Hatta şöyle şeyler var ya, dönen haritalar, masa haritaları. Ondan da edinebilirsiniz. Sürekli göre göre o bir noktada artık görsel olarak kalıcı hale geliyor. Keşke her ders coğrafya gibi olsa diyor. Sevim hocam. Şimdi vatandaşlık arkadaşların birçoğunuzun şu anda başlamadığını tahmin ettiğim bir ders. Vatandaşlık için evet vaktimiz var. Yani şu an henüz birinci dönem tamamlanmadım. Önümüzdeki günlerde başlayabiliriz. Çok zor değil Sezen hocam. Doğru yöntemle çalışmadığın için sana zor geliyor olabilir. Vatandaşlık çok keyifli. Kendi haklarımız, kendi ülkemizin hukuk bilgileri, hukuki bilgileri, bunlar çok keyifli. Yeter ki o şey, yani bu dersi niye öğrenmem gerekiyor? Hani işi zorunluluktan çıkarıp daha keyfe vurduğumuzda çok daha rahat öğreniyoruz arkadaşlar. Öncelikle bir bunu kabul edelim. Vatandaşlık KPSS'nin incisi. Hep kolay gibi görülür, hep son ana bırakılır, sonra yetiştirilemez. Çat gitti 9 soru. Çat kaldın ortalamada. Genelde vatandaşlık biraz şey oluyor, yani o kurban eden derslerden biri. Bunu biliyorum birçok öğrencimden. Vatandaşlıkta her konunun mantığını öğrenmen gerekiyor. Her bilgiyi ezberlememen gerekiyor. Ezberlememen. Bak, KPSS sorusu gibi oldu. Eğer KPSS'de sorulsaydı bunun altını çizerlerdi. Ezberlememelisin. Ezber gerektiren bazı konularda kodlama ve çağrışım yöntemleri kullanarak çalışmasın. Çünkü her bilgiyi ezberleyebilecek bir zihnin yok. Ve ezber kısa sürede seni bir yolda ilerletir. Ama kalıcı bilgi için o bilgiyi tam ve etkin öğrenmen gerekiyor. Yorumlama gücünün geliştirilmesi için sesli anlatımlar, birinden dinlemen lazım. Yoksa böyle böyle mevzuat açıp okuyamazsın. Böyle bir vaktin yok. Okusan da anlamazsın. Anlamış birinin sana anlatması lazım. O yüzden ufak notlar da alabilirsin. Tabii ki öğrenme yapına göre, sen yazarak mı öğreniyorsun, okuyarak mı öğreniyorsun, görerek mi öğreniyorsun? Bunu neyle ölçecektik? Eğitim analiziyle. Birazdan analizin yerlerini de çözeceğim. Nasıl göstereceğim? Nasıl çözmeniz gerektiğini de göstereceğim. Ve konu bitiminden sonra mutlaka seviyenize göre soru çözüp pekiştirme yapmanız gerekiyor. Yanlış ve boşların üzerine gideceksin. Bu farkındaysan her derste, hepsinde. Unutma hızına göre tekrarını yapacaksın. Sigorta her derste cepte. Bunu yapacağız. Hepinizden söz almış kabul ediyorum. Bu seminere katılan, bu bilgiyi alan bütün öğrenciler artık tekrara daha çok özen gösterecek. Hele bizim kayıtlı öğrencimiz olursanız, siz istemeseniz de biz tekrarları sizin unutma sürenize göre zaten zorunlu size yaptıracağız. Programınızı ekleyeceğiz. Orası ayrı bir konu. Ve tekrardan sonra yine aynı konudan soru çözmeniz gerekiyor. İlk çalışmada hemen rehavete kapılmayın. Aman öğrendim, çok kolaymış, ne varmış bunda demeyin. Bilgilerin oturması için sabırlı olun, zaman istiyor. Ve konuları bir bütün halinde, yani yasama, yürütme, yargı nasıl biri ne içinden alıp bağımsız geliyor, öncesi yok sonrası yok. Giriş, gelişme, sonuç bir bütün halinde kümülatif bir şekilde çalışman gerekiyor. Ve konu atlamamalısın. Şu an belki sınav uzun bir zaman dilimi var ama konu önceliklendirme aşamasına şu an gerek yok. Eğer geç kalırsan da soru sayısı yüksek olan kısımlarda konu önceliklendirme yapman gerekiyor. Berfin hocam, astrolojiyle evet biraz ilgileniyorum. Çok tatlısınız bu arada. Şimdi geldim. Hocam bize söz verdiniz, analizi bize yaptıracaktınız. Seviye belirleme sınavı dedik, bütün derslerdeki seviyemizi ölçelim dedik. Başarının sırrı önce sınavı sonra kendimizi tanımak dedik. Gelelim bakalım nasıl yapacağız bunlara. Şimdi arkadaşlarım, burası sizin şu anda seminere katıldığınız alan değil mi? Yani burası Tekuzem'in giriş paneli. Her birinizin bu seminere katılırken bir kullanıcı adı ve şifresi var. Giriş paneline kullanıcı adımı ve şifremi yazıyorum. Ogrenci Kocu Tugba 1@tekuzem.com. Şifreniz size SMS ile geldi. Bu kısmı lütfen dikkatli bir şekilde izleyin.
Çünkü analizi buradan çözeceksiniz, sınavları da buradan çözeceksiniz. Hatta şimdi örnek bir çalışma programı da hazırlayacağız. Yani 8 üzerine kayıt olduğumda benim bütün seviye belirleme sınavı sonuçlarım, analiz sonuçlarım, sınava kalan süre, hedefime olan uzaklığım nasıl bir program yapılacak? Hani çünkü biz program yapamıyoruz. Program için desteğe ihtiyacımız var. Bunu biz nasıl yapıyoruz? Yapay zeka sistemimiz nasıl yapıyor? Buna dair şimdi ben size göstererek örneklendireceğim. Sizler de bir defaya mahsus bu seminere katıldığınız için örnek olarak çalışma takvimi oluşturabileceksiniz. Geldi, ne kadar güzel bir sistem. Bakın rengi bile insanı çekiyor gerçekten. Burası benim öğrenci panelim. Her birinizin bu öğrenci paneli var. Panelimi açtığım zaman sağ üst köşede beni bekleyen görevlerim var. Eğitim analizi ve çalışma takvimi. Buradan da seviye belirleme sınavına gireceğim. Analiz nerede arkadaşlar? Bilgisayardan girdiğimde sağ üst köşede bir olarak çıkıyor. Bakın burası benim analiz testim. Başla dediğim an başlar. Yaklaşık bir 15 dakikanızı alır. Sizden ricam lütfen kendiniz için sessiz olan, dikkatinizi toparlayabileceğiniz bir ortamda zaman ayırabileceğiniz bir zamanda girip çözün. Teste başla dediğin an test başlar. Buradan bir matematik Türkçe sorusu gibi sorular yok. Tamamen uzman psikologlar, eğitim uzmanları, akademisyenler ve öğretmenler, PDR hocaları ile birlikte hazırlanan bilişsel ve zihin yani bilişsel ve psikolojik sürecinizi ölçümlemeye uygun sorular var. Bu sorulara verdiğiniz yanıtlara göre yapay zekasını öğrenme karakterinizi hesaplıyor. O yüzden bunu mutlaka çözeceğim. Çözdüm. Geldim ikinci aşamada ne vardı? Öğrenme karakterimi keşfettim. Seviyemi belirleyeceğim. Nereden belirleyeceğim? Kampüste online sınavlar var. Var tabii ki Cennet Hocam. Yarın girebilirsiniz. Burada seviye belirleme sınavları var arkadaşlarım. Burada benim şimdi yönetim panelinden giriş yaptığım için herhangi bir dersim tanımlı değil. Ama siz zaten bu seminere katılırken hangi sınava hazırlandığınızı seçerek katıldığınız için o sınavın seviye belirleme sınavları buradan karşınıza gelecek. Sevim Hocam linkten değil, kullanıcı adınız ve şifreniz gelir. Makbule Hocam bu kısım deneme kısmı, misafir öğrenci kısmı olduğu için ücretsiz bir defaya mahsus sistemi deneyimleyip faydasını görmeniz için kullanabilirsiniz. Burhan Hocam kayıt için bilgi vereceğim. Şimdi geldim. Ben artık seviyemi ölçtüm. Eğitim analizlerine girdim. Yapay zeka sistemi beni tanıdı. Peki tanıdıktan sonra benim neye ihtiyacım var? Bana özel hazırlanan bir ders çalışma programına, öyle değil mi? Bu programı da arkadaşlar burada siz sayfanıza giriş yaptığınızda takvim kısmında program derslerini seçerek ve kendinize özel günlük ayırabileceğiniz süreyi, hangi gün kaç saat çalışabileceğiniz süreyi yapay zeka sisteminden oluşturabiliyorsunuz. Bakın bu sistemin en güzel yanı öğrenciye özel. Sen 5 saat mi çalışıyorsun? Sana 5 saatlik program yapıyor. Sen Berfin Hocam 3 saat mi çalışıyorsun? 3 saatlik bir program yapıyor. Kaç saat zaman ayırabileceksen o saat aralığını en doğru yere çalıştırıyor, en verimli yere çalıştırıyor ve sana özel kalan süreye uygun bir ders çalışma programı oluşturuyor. Sezen Hocam geç kalmadın. Kayıt için bilgi aktaracağım. Burası benim performans alanım. Az önce ne dedik arkadaşlar? Bir program şart, kontrol mekanizması şart, birin tarafından, bir sistem tarafından geri bildirim, feedback almam şart dedik ya. Bakın burada sınava kalan sürem, başlangıçtaki seviyem, hedef seviyem ve aradaki farkım. Aradaki farkım kaçsa, kalan süre ne kadarsa bu farkı bu kadar sürede kapatabilmek için yapay zeka bana özel stratejik bir program hazırlıyor. Ve haftalık olarak öğrenme oranımı, çalışma oranımı, verimlilik oranımı ölçüyor. Var mı sorularınız buraya kadar? Betül Hocam günde kaç saat çalışman gerektiğini seviyeni bilmem gerekiyor. En sağlıklısı diye bir şey yok hocam. Bu kişiye göre değişir. Eğer buraya kadar anlattıklarımla ilgili sorumuz yoksa geliyorum bomba habere. Hazır mısınız? Şu an bu seminerde olan bütün öğrencilerim,
Bu seminere katıldığınız için kayıt olacağınız bütün eğitim programlarında tamı tamına 1.000 TL'lik bir indirim çeki kazandınız. Hemen geliyorum. O kadar heyecanlandım ki sayfadan attı, sayfa beni attı. F11 diyelim. Arkadaşlarım, bütün eğitim programlarında geçerli Cuma gününe kadar kullanabileceğiniz 1.000 TL'lik indirim çekiniz var. Bu sisteme kayıt olduğunuzda hocam sadece yapay zekadan, günlük programdan, haftalık takipten mi faydalanacağım? Tabii ki de hayır. Sınav hazırlık süreci bir bütündür. Bütünlüğü bozmamanız gerekiyor başarıya ulaşmanız için. Hazırlandığınız sınavın canlı dersine de ihtiyacınız var. Video dersine de ihtiyacınız var. Kaynağa da ihtiyacınız var. Tekrara da, soru çözümüne de, Türkiye geneli deneme sınavına da, konu tarama testlerine de, rehberlik desteğine de bunların hepsine ihtiyacınız var. O yüzden kayıt olduğunuzda KPSS lise olabilir, ön lisans olabilir, lisans olabilir. ÖABT'ler, A grupları, eğitim bilimleri tamam olabilir. KPSS'nin bütün kategorilerinde hangi eğitime kayıt olursanız kayıt olduğunuz eğitim programının canlı ders, video ders eğitimleri artı en önemlisi size özel hazırlanan yapay zeka sisteminin sanal koçluğundan, ders çalışma programından ve takip sisteminden faydalanmış olacaksınız. Ay, indirim 1.000 TL ise paketi tahmin edemiyorum. Ha, bin hocam paket çok uygun. Evet, bugün kaydolun. Bu akşam kayıt olabilir miyiz? Tabii ki kayıt olabilirsiniz. Sistem yöneticisi arkadaşımdan rica edeyim. İndirim çekini kullanmak, randevu oluşturmak, kayıt olup bir an evvel çalışmalarına başlamak isteyen öğrencilerim, birazdan sistem yöneticisi arkadaşımın paylaştığı linke tıklıyor. Bu link bizim kurumsal WhatsApp hattımıza gidiyor. Oradan mesajınızı iletiyorsunuz. Ben ve diğer öğrenci koçlarım hemen size ulaşmaya çalışıyoruz. Eminim ki bir yoğunluk olacak. Genelde seminerlerimiz çok keyifli ve yoğun geçiyor. Seminer sonrasında birçok öğrencimizin de kaydını alıyoruz. Kaydınızı alır almaz hemen çalışmalarımıza başlıyoruz. Evet Sezen hocam, seminerden geldiğimizi söyleyeceğiz. Şimdi ücretleri merak edenler. Normalde seminerde çok ücret bilgisi vermiyorum. Ama çok ısrar ettiniz, vereceğim. Sizi kırmayacağım, biliyorsunuz. Arkadaşlarım hemen bakın, 1.000 TL, 1.000 TL indirim çekiniz var. Sayfada eğitim programları var. Hangi sınava hazırlanıyorum? Lisans sınavına mı hazırlıyorum? Geldim. 3.599 lira. Eksi 1.000 TL yap, hadi 99 TL'sinde ben düşüreyim. 1.099 yapacağım bu kategoriden giren öğrencilere. 2.500 TL'ye hemen kayıt olabiliyorsun. Ne zamana kadar? Sınav tarihine kadar her şeyden ücret bu. 14 Temmuz'da sınavın. 14 Temmuz'a kadar başka hiçbir ücret ödemeyeceksin. Artı olarak kredi kartına, peşin fiyatına 3 taksit imkanım da var. Ön lisans, hemen geliyorum Sezen hocam. Sen yeter ki iste. Ön lisans 3.549 lira. 1.000 TL indirim çekini biz sana ilettiğimizde 2.500 liradan ön lisansa kayıt olacaksın. Ferdi hocam, doping hafızadan çok farklı, daha verimli ve daha kişiye özel bir sistem. Oley! Tüm paket. Hülya hocam, senin branşın nedir? Bölümün? GGK eğitim muhabbeti. Tamam. Duygu hocam, sen hatırlıyorum ulaştırma öğretmeniydin galiba. Tabii canım, doping hafıza 12 bin 13 bin civarı. Ücreti geçtim arkadaşlar. Tutar kıyaslaması yapmayın. Bakın, bu doğru bir kıyaslama değil. Her zaman kıyaslayacağınız nokta verim, verimlilik. Sana ihtiyacın olan programı hazırlayacak ve seni takip edecek. Canlı derslerin, video derslerin olacak. Türkiye'nin en iyi hocaları bizde arkadaşlar. Yapay zekaya yakışır öğretmenler. Daha ne olsun? Kazanman için başka bir şeye zaten ihtiyacın yok. Doğru program hayat kurtarır. Zehra hocam, ÖABT eğitimlerimin hepsi normalde tek tek kayıt olduğunda 3.599 lira GGK, 3.599 lira eğitim bilimleri, 3.599 lira ÖABT. Üçlü paketlerim, seminere özel indirim hemen şuraya da yazayım ki unutmayın. 5.500 TL. GGK, eğitim, ÖABT. Duygu hocam, senin ÖABT'n yok. GGK, eğitim bilimleri Duygu hocam. Sen ikili pakete
3.500 TL'den kayıt olacaksın. Bu GGK artı eğitim birimleri. 4 taksit olabilir mi? İşten çıktım, sadece sınava hazırlanacağım. Zeynep hocam, eğer kredi kartın 4 taksit verirse yardımcı oluruz. Benim amacım yeni yıl gelmeden başlayalım arkadaşlar. Neyi bekliyoruz? Hocam ben hukuk mezunuyum. KPSS hakkında bir bilgim yok. Sude hocam sen genel yetenek genel kültüre gireceksin. Eğer kurum avukatlığı istiyorsan şu an GGK paketim seminer özel indirimle tutarım. 2.500 TL. Hemen kaydını ol, çalışmalarına başla. Hukuk çünkü avukatlık 90 plus puan alman gerekiyor. Sezen hocam ÖABT paketlerinin hepsi 2.500 TL. İndirimli hallerini yazıyorum bakın. Bunu zaten bize WhatsApp'tan yazdığınızda arayacağız arkadaşlar sizi. İndirimli tutar ve ödeme yöntemleri, kayıt işlemleriyle ilgili bilgilendireceğiz. Tabii ki program yapacağız. Kayıt olduğumuzda program yapacağız ama az önce nasıl program yapmanız gerektiğini tarif ettim. Siz seminerden sonra örnek bir program yapabilirsiniz bir kereye mahsus. Evet Nadide hocam, 2.500 liranın içinde bütün yapay zeka, rehberlik, canlı ders, video ders, kamp, sınav hepsi dahil. Ferdi hocam, full paket alırsan eğer bizim yönlendirmelerimize, yapay zekanın programına uyum sağlarsan değil 95 tam puan dahi alabilirsin. Bu sistem bir yazılım, yanılma payı yok. Bir insan değil, hatalı yönlendirme payı yok arkadaşlar. %100 öğrenme, atanma garantili bir sistem, yeter ki siz uyum sağlayın. Havin hocam, ÖABT Ağustos ayında. Kayıt olduğunuzda Ağustos'a kadar devam edeceksiniz. Kaynak göndermiyoruz somut olarak. Dijital kaynaklarımız var. Süper. O zaman sistem yöneticimden yeniden ricada bulunacağım. Linkimizi son kez iletelim, tıklayamayan, kaçıran öğrencilerimiz için. Tıklayın. Tuğba hocamın seminerinden geliyorum. Kayıt olmak istiyorum. İndirim kodumu kullanmak istiyorum. Kazanmak istiyorum yazın. Atanmak istiyorum yazın. Hadi manifestleyelim bunu da. Hocam arkadaşım sizde 0'dan 15 nete yükseltti matematiği. Benim 0 bende kalan süre. Arttırabilirsin matematiği olmayan öğrencilerim. Seviye belirleme sınavının sonuçlarınıza bakarak size özel matematik güçlendirme eğitimleri de hediye edilecek. Bizimle yaptı Sezen hocam, sen de yapabilirsin. Ne dedik az önce? Sevmiyorum yok, yapamıyorum yok, istemiyorum yok. Olumlu ifadeler. Yapmak istiyorum. Okey. Var mı sorularınız? Linki iletiyorum yeniden. Tutarlar çok uygun. Meltem hocam, KPSS ön lisans normalde 3.549 lira, seminer özel 2.500 TL. Geldi değil mi sesim Meltem hocam? 2.500 lira. Hayır Habibi hocam, gerek yok. Hülya hocam 5.500 son indirimle tutar. Normalde 10.797 lira yapıyor tek tek yüklediğimde. %50 indirim gibi oluyor. Kredi kartına 3 taksit peşin fiyatına. Dersleri tekrar izleme özelliğimiz var. Sınırsız. İstediğin kadar aç izle. Gece mi çalışacaksın? Yapay zeka programını gece yaptırırız. Gündüz mü çalışacaksın? Öğlen mi çalışacaksın? 5 saat mi çalışacaksın? 3 saat mi çalışacaksın? Önemli değil. Yeter ki gerçekçi bir program olsun. Seviyene uygun bir program olsun. Sezen hocam, eğer bir arkadaşını getirirsem bu tutar üzerinden indirim yapacağım, söz. Meltem hocam, ortaöğretim KPSS 2.500 lira. Evet. Hayır, onların da çok değil. Yeniden son kez linkimi gönderiyorum tıklayamayan öğrencilerim için. Arkadaşlar bu fırsat kaçmaz. Kendinize yeni yıl hediyesi, ödülü diyelim. Ferdi hocam, verimli bulmama gibi bir olanağınız yok. Bu sisteme uyduğunuzda verimsizlik gibi bir alternatif seçeneği yok. İade yok. Online eğitimlerde iade yok arkadaşlarım. Böyle bir şeye ihtiyacınız olmayacak. Neden tek uzam diye sorsan, Hamit hocam bu sistemi başka bir yerde gördün mü ya da duydun mu desem ben de sana. Çok var bakın arkadaşlar, ben size
YouTube kanalımız. Girelim. Aysu bizim kayıtlı öğrencimiz. O söylesin isterseniz neden tek uzam. Aysucum sence neden tek uzam? Ne demek Gonca hocam? Bakın Türkiye birincimiz var arkadaşlar. KPSS Bu Türkiye binlerce birincisi öğrencinin Rabia sadece Aktaş bir ile birlikteyiz. tanesi. Derslere katıldıktan sonra tek notlarını İşte bu bilgisayarı yüzden tek koyuyordum ben uzam. kenara. Kişiliği özel eğitim veren bir kurum olduğu için tek uzam. Bunu başka hiçbir kurum sağlamadığı için tek uzam. Yapay zekayı hakkıyla kullanan tek kurum olduğu için tek uzam. Garanti öğrenme modeliyle beni çalıştıracağı için tek uzam. Çok teşekkür ediyorum kıymetli arkadaşlarım. YouTube kanalımıza da mutlaka abone olun. Burada diğer günlerde yaptığımız seminerlerimizin tekrar kayıtları, bütün branşlardaki derecelerimiz, Türkiye dereceleriyle atanan hocalarımız, öğrencilerimizin söyleşi linkleri tamamına bakabilirsiniz. Eğer sorunuz yoksa ben kaçar. Sezen'cim, eğer mesaj attıysan hemen döneceğiz sana. O halde arkadaşlarım, görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakınız. Hoşçakalınız. Ferdi hocam taksit var, 3 taksit. Bu fırsatı kaçırmayınız. Dostçakalınız ve esen kalınız arkadaşlarım. Hepinizi çok da tanıdığım için çok çok mutlu oldum. İnşallah kayıtlı öğrencimiz olursunuz. Bir sonraki görüşmelerimiz kayıtlı öğrenci görüşmeleri olur. See you Havin hocam, çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Kaydın son günü, indirim çekinin son günü 22 Aralık Cuma. Cuma'ya kadar vaktiniz var ama Cuma'ya kadar beklemeyin. Hemen kayıt olun, hemen başlayalım. O halde görüşmek üzere. Atalım tabii ki yeniden. Görüşürüz arkadaşlarım. Hoşça kalın.